Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Das Verb lassen im Perfekt. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, izlediysek bir önceki dersimizde lassen fiilini ne yapmıştık? İrdelemiştik, daha detaylı görmüştük. Ancak bu dersimizde bunun perfect halini, yani değil geçmiş hal diyorduk değil mi güzel Türkçe'de? Perfect halini ele alacağız. Yani lassen perfect halde nasıl inceleniyormuş? Gelin hep beraber bir inceleyelim. İlk örneğe baktığımızda arkadaşlar, die schöne Frau lässt sich die Nägel lackieren. Evet, bakın burada ne oluyor? Öncelikle bir anlamlandıralım. Die schöne Frau, güzel kadın. Die Nägel, tırnaklar demek arkadaşlar. Lackieren da parlatmak ya da oje sürmek de diyebiliriz. Dolayısıyla güzel kadın tırnaklarını ne yapıyor? Oje sürdürtüyor demiş oluyoruz değil mi? Şimdi burada lassen'i ne yapıyorduk arkadaşlar? Lassen'i die schöne Frau şeklinde değil mi? Çekimlememiz gerekiyordu. Üçüncü tekilde olduğu için ne olacak bu? Lässt olacak. Baktığımızda arkadaşlar sich lackieren lassen, orada bir refleksiflik var. Dolayısıyla tırnaklarını boyatmak gibi, hani birebir Türkçe'ye çevirecek olursak bu şekilde söyleniyor. Tabii güzel Türkçe'de biz ne diyoruz? Oje sürmek diyoruz, öyle değil mi? Şimdi bunu biz perfect zamana dahil edecek olursak ne olacak? Perfectlikte ne yapıyorduk arkadaşlar? Haben, sein yardımcı fiillerini kullanıyorduk ki durum burada da böyle. Bakın, die schöne Frau hat sich die Nägel lackieren lassen. Bakın ne olmuş arkadaşlar burada? Fark ettiyseniz lackieren ne olmuş? Aynı şekilde kalmış ve lackieren lassen ile ne yapmış olduk arkadaşlar? Perfekt hale sokmuş olduk bu yapıyı. Demek ki güzel kadın ne yapıyor? Oje sürdürtüyor diyorken, güzel kadın oje sürdürdü diyecek olursak ne diyecekmişiz? Die schöne Frau hat sich die Nägel lackieren lassen. Yani burada ne oluyor arkadaşlar? Bu aksiyonu gerçekleştiren bir başkası değil mi? Kadın çünkü ne yapmış oluyor? Bir kuaföre ya da herhangi bir güzellik merkezine gidiyor ve ne yapıyor? Tırnaklarını boyatıyor ya da oje sürdürtüyor demiş oluyoruz. İkinci örneğe bakalım arkadaşlar. Rudi lässt sein Auto reparieren. Gayet anlaşılır bir cümle, öyle değil mi? Rudi bir erkek ismi. Ne yapıyor? Arabasını tamir ettirtiyor. Değil mi? Bir başkasına arabasını ne yapıyor? Veriyor ve tamir etmelerini sağlıyor. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz burada arkadaşlar? Lassen'den destek alıyoruz. Bu durumda ne diyeceğiz? Rudi lässt sein Auto reparieren. Şimdi bunu geçmiş zamana, perfect zamana entegre edecek olursak ne olacak arkadaşlar? Rudi hat sein Auto reparieren lassen. Evet, biliyorum biraz tuhaf geliyor olabilir kulağa ama reparieren lassen, tıpkı lackieren lassen dediğimiz gibi değil mi? Tabi burada perfect zamanı hissettiren haben'i de mutlaka işin içerisine dahil etmemiz gerekiyor. Üçüncü örneğe bakalım. Barbara lässt sich von ihrem Mann die Haare färben. Die Haare färben lassen. Baktığımızda arkadaşlar saçlarını boyatmak demek. Barbara bir kadın ismi. Von ihrem Mann. Evet, eşi bayağı bir yetenekliymiş demek ki. Eşi tarafından ne yapıyor? Saçlarını boyatıyor dediğimizde von ihrem Mann değil mi? Dolayısıyla Barbara eşine saçlarını boyatıyor deriz değil mi güzel Türkçe'de? Dolayısıyla Almanca'da bunu von ihrem Mann, eşi tarafından deniliyor. Bu durumda ne diyeceğiz? Barbara lässt sich von ihrem Mann die Haare färben diyoruz. Şimdi bunu perfekt zamana geçirecek olursak bu yapıyı ne diyeceğiz? Barbara hat sich von ihrem Mann die Haare färben lassen diyoruz. Bakın, färben lassen ve ne yapacağız arkadaşlar? Haben'i de işin içerisine kattığımızda demek ki ne oluyormuş? Perfekt zaman oluyormuş. Bu durumda Barbara saçlarını eşine boyatıyor dediğimizde Barbara hat sich von ihrem Mann die Haare färben lassen. Düzeltiyorum burayı. Boyattı. Neden? Çünkü perfekt zaman olduğu için. Değil mi arkadaşlar?
Dördüncü örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Die Eltern von Mia lassen sie am Freitagabend spät ins Bett gehen. Şimdi öncelikle bir anlamlandıralım cümleyi arkadaşlar. Die Eltern von Mia, Mia'nın anne babası am Freitagabend, cuma akşamı spät, geç, ins Bett gehen, yatağa gitmek. Yani ne demek istiyor arkadaşlar? Hani birebir çevirecek olursak yatağa geç gitmesine müsaade ediyor. Yani değil mi? Daha uzun ne yapabilir belki Mia? İşte televizyon izleyebilir, kitap okuyabilir gibi. Dolayısıyla izin veriyor anne babası Mia'ya. Değil mi? Deriz güzel Türkçe'de. Şimdi biz bu yapıyı arkadaşlar perfect zamana entegre edecek olursak ne yapacağız? Lassen ne olacak arkadaşlar? Gehen lassen olarak sonlanacak ve ne yapacağız buraya? Haben'i yerleştireceğiz ki perfect zaman olsun, değil mi? Bakıyoruz o zaman ne diyeceğiz? Die Eltern von Mia haben sie am Freitagabend spät ins Bett gehen lassen demiş oluyoruz ve böylelikle ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Perfect zaman hissedilmiş oluyor, değil mi? Ve son örneğe baktığımızda Der Vater lässt Emma ein Eis essen. Gayet anlaşılır bir cümle. Emma bir kadın ismi. Babası Emma'ya dondurma yemesine müsaade ediyor demiş oluyoruz, değil mi? Dolayısıyla buradaki lässt Emma ein Eis essen bunu perfect zamana geçirecek olursak essen ne olacak arkadaşlar? Essen, lassen ve haben'i de işin içerisine kattığımızda Der Vater hat Emma ein Eis essen lassen. Yani ne demiş olduk? Baba Emma'ya dondurma yemesine müsaade etti dediğimizde demek ki perfect zamanı ne yapmış oluyoruz? Yakalamış oluyoruz. Dilerseniz arkadaşlar bu cümlelerin şöyle bir üstünden geçelim. Die schöne Frau lässt sich die Nägel lackieren. Demek ki die Nägel neymiş arkadaşlar? Tırnak demek. Ama aynı zamanda çivi anlamına da gelebiliyor. Dolayısıyla oje sürdürtüyor anlamı doğuyor, değil mi güzel Türkçe'de? Bu durumda güzel kadın tırnaklarını oje yaptırıyor deriz, değil mi? Şimdi bunu yaptırdı şeklinde Die schöne Frau hat sich die Nägel lackieren lassen dediğimizde güzel kadın tırnaklarını oje sürdürdü demiş oluyoruz. Demek ki burada neyi dikkat etmemiz gerekiyor? Haben ve eylemden sonra bakın eylem mastar halde kalıyor ve lassen ile sonlandırmış oluyoruz. Deminden beri yaptığımız zaten buydu. Öyle değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla Die schöne Frau hat sich die Nägel lackieren lassen ile cümlemiz lassen ile sonlanmış oluyor. İkinci örneğe baktığımızda Rudi lässt sein Auto reparieren. Rudi arabasını tamir ettiriyor. Şimdi tamir ettirdi diyecek olursak ne yapacağız? Perfect zamanı hissetmemiz lazım, hissettirmemiz lazım. O da ne olacak? Haben ya da sein. Bu durumda haben'i devreye sokacağız ve Rudi hat sein Auto reparieren lassen diyeceğiz. Yani tamir ettirdi diyoruz, değil mi? Üçüncü örneğe baktığımızda Barbara lässt sich von ihrem Mann die Haare färben. Barbara kocasına saçlarını boyatıyor, değil mi? Yani kocası burada ne yapmış oluyor? Eşinin saçlarını boyuyor demiş oluyoruz. Şimdi biz bunu perfect zamana entegre edecek olursak ne yapacağız arkadaşlar? Färben lassen şeklinde sonlanacak ve cümlemize ne girecek arkadaşlar? Haben, değil mi? Perfectlikteki bu haben'i hissettirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Barbara hat sich von ihrem Mann die Haare färben lassen demiş oluyoruz. Ve dördüncü örneğe baktığımızda Die Eltern von Mia, Mia'nın anne babası lassen sie am Freitagabend spät ins Bett gehen. Cuma akşamı yatağa geç gitmesini sağlıyor, değil mi? Yani ne yapıyor? Müsaade ediyor geç gitmesini, yani daha geç uyumasına da o şekilde de düşünebiliriz. Şimdi bu yapıyı arkadaşlar perfect zamana getirdiğimizde ne olacak? Gehen lassen ile sonlanacak ve haben işin içerisine girdiğinde ne oluyor? Die Eltern von Mia haben sie am Freitagabend spät ins Bett
gehen lassen. Ve son örneğe baktığımızda ne diyor? Der Vater lässt Emma ein Eis essen. Değil mi? Babası Emma'ya, baba Emma'ya dondurma yedirtiyor. Birebir Türkçe'ye böyle çevirecek olursak. Ancak güzel Türkçe'de ne deriz? Emma'nın babası dondurma yemesine müsaade ediyor deriz. Öyle değil mi? Şimdi bunu perfekt zamana, yani dili geçmiş zaman olan perfekt zamana dahil ettiğimizde neyle sonlanacak? Essen lassen. Ancak haben'i de devreye sokmamız lazım. Bu durumda der Vater hat Emma ein Eis essen lassen demiş oluyoruz. Dilerseniz şimdi arkadaşlar bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die schöne Frau lässt sich die Nägel lackieren. Die schöne Frau lässt sich die Nägel lackieren. Die schöne Frau hat sich die Nägel lackieren lassen. Die schöne Frau hat sich die Nägel lackieren lassen. Rudi lässt sein Auto reparieren. Rudi lässt sein Auto reparieren. Rudi hat sein Auto reparieren lassen. Rudi hat sein Auto reparieren lassen. Barbara lässt sich von ihrem Mann die Haare färben. Barbara lässt sich von ihrem Mann die Haare färben. Barbara hat sich von ihrem Mann die Haare färben lassen. Barbara hat sich von ihrem Mann die Haare färben lassen. Die Eltern von Mia lassen sie am Freitagabend spät ins Bett gehen. Die Eltern von Mia lassen sie am Freitagabend spät ins Bett gehen. Die Eltern von Mia haben sie am Freitagabend spät ins Bett gehen lassen. Die Eltern von Mia haben sie am Freitagabend spät ins Bett gehen lassen. Der Vater lässt Emma ein Eis essen. Der Vater lässt Emma ein Eis essen. Der Vater hat Emma ein Eis essen lassen. Der Vater hat Emma ein Eis essen lassen. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde das Verb lassen imperfekt konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.